Merhaba arkadaşlar, Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team ile yine karşınızdayım. Fast Eleven geldi biliyorsunuz, onun analizini yapacağım. Sonrasında da Dream Championship 3. round başladı. Oradan bir maç yapabiliriz. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda eşimin kanalı Ayfer'in Mutfağı kanalına da abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan, destek olan herkese çok teşekkürler. Ayrıca biliyorsunuz alt kanallar açtım. Oyun Eserim, Korku Gerilim, Oyun Eserim, Aksiyon Macera, Oyun Eserim, PES FIFA, Oyun Eserim Yarış ve Oyun Eserim Dövüş adı altında. Artık videoların bir kısmını buraya yükleyeceğim. Burası ana kanal, buraya sadece Tsubasa videoları atacağım. Dream Team ve Rise of New Champions olmak üzere. O yüzden diğer kanallara da abone olmadıysanız açıklamalarda linki var. Lütfen abone olup desteklerinizi gösterin. Şimdiden abone olup destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Haydi bakalım. İyi seyirler diliyorum herkese. Evet arkadaşlar, öncelikle her zaman olduğu gibi şu videomuzu bir izleyelim. Yancılar, Shaw ve Hernandez. Atak 30.965, çok iyi geldi Levin. Münih combination var. Vay. Münih combination. Yancılar, Shaw ve Hernandez. 8 be. Evet arkadaşlar, bunu böyle gördükten sonra öncelikle ne yapıyoruz? Ay sonu geldi. İşte 50 DB online'dan geldi. Diğer görevleri vesaire yaptık. Bayağı DB'yi topladık. Şu anki şampiyonada da iyi DB veriyor. 50 DB veriyor. Onu da birazdan göstereceğim nasıl kazanabileceğinizi. Dream Ball Store'da yine aynı indirimli fiyatlardan daha önceki olduğu gibi satışlar devam. 16 saati kalmış ya. Burayı ben alacaklarımı alayım. Şu birikmişlerle videodan sonra alacaklarımı alayım. Exchange Shop'ta tabii ki Levin geldiği için onun skill'leri gelmiş. S pas, S çalım, S kayma ve S pas kesme. Burada zaten 2 saatte bir değişiyor. İşinize yarar bir şey varsa alabilirsiniz. Online madalyalarda evet, en sevdiğim kısmı bir yapayım hızlıca. Siz de biliyorsunuz. Hızlıca topluyoruz bunları, böyle maxlayıp alıyoruz. Kenarda dursunlar. Black ball'lar gelsin bakalım, black ball'lar. Sırıdıyy. Bunları toplaması çok zevkli ya, böyle max exchange, max exchange. Evet, mis gibi tertemiz yapalım burayı. Tertemiz olsun. Tertemiz. Nasıl olsa oldukça bol madalyamız var. Evet. Ve sen de gel. Tamam. Şimdi bura böyle, bu kadar, tamam. Stoklular deseni alalım. Evet. Diğerleri stoklu değil, ihtiyacınız oldukça alırsınız. Lig madalyaları. Tararayyyy. Dur, seni toplamadan önce. Şunları bir alalım. Seni de alalım. Çok lazım oluyorsun. Bitirdik bu arada. Yine önceki adamlar var. Farklı bir şey yok. Oo, bak bunun hepsini alamayacağız. Yetmiyor bakın. İlk defa yetmediğini görüyorum yani. Neyse, o çok önemli değil. 10.000, 100.000. Bunlar şimdilik kalsın. Duruma göre bir ikinci belki alırım. Seni alalım mı? Alalım hadi. Diğerleri kalsın. Birikirse lig madalyalarımızı alırız. Seni fullleyelim. Fullleyelim. Öncelik black ball'ların.
Evet. Evet. Burada da aynı oyuncular var. Şuradan da şunu alıyorum hep. Max'ları. Evet, bu şekilde shop'u yağmaladıktan sonra gerisi kalsın. İhtiyaç duyarsa, hiç duymadım ama hala bu aldıklarım o kadar birikmiş vaziyette duruyor ki sadece lig madalyalarından şunları 300 bin bu yetmez, şunu alabilirim veya biraz biriktirip ikisini de alabilirim. Evet, zaten 2 ayda bir lig madalyalarıyla alınıyor, tekrar birikir 2 aya. Şimdi arkadaşlar Levin'in analizini yapalım. Levin gayet iyi geldi. Transferlere girelim. Bu arada yakında, siz bu videoyu izlediğin zaman muhtemelen çıkmış olur, ya pazartesi ya çarşamba çıkıyordu, emin değilim. 3M, Matsuyama, Misugi ve Misaki gelecek. Hem bondlu hem debufflı. 2.5 bond, 3 debuff gibisinden. Onları da geldiğinde inceleriz arkadaşlar. Şimdi önce burada incelemeden önce Levin'i şuna atayım. Zaten süresi bitiyor. Belki bir şeyler çıkar. Resetleyelim bir. Belki çıkarırız. Belli mi olur? Bir gozda daha çıkar belki. Buradan dörtlemiştim Boundary Brain'i hatırlıyorsanız. Takip eden arkadaşlar bilirler. Gönderiyoruz. PES 2022 futbol maalesef çok iyi çıkmadı eski oyunlara göre. Onun da videosu gelecek. FIFA'dan da devam edeceğiz. Ve bunlar oyun eserim FIFA PES kanalında olacak arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Açıklamalarda diğer alt kanallarımın linkleri var. Abone olup destek olsanız çok mutlu olurum. Gönderelim bir 30 daha. Bakalım çıkarabilecek miyiz 75'te? Belki de çıkmaz. Hop. Yine çıkmadı. Son 15'i deneyeceğiz. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Zaten sonuna gelmişiz bu Dreampot transferinde. Yok, çıkaramadık. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyoruz. Geri gelelim. Evet. Brezilyalılar da siz bu videoyu izlediğinizde bitmiş olacak. 2 günü var Japonların. Wakashimazu da bitmiş olacak. Ve 3 günde Dream Festival var. Sonrasında da bakacağız. 3M geliyor bildiğiniz gibi. Söylediğim gibi Matsuyama, Misugi ve Misaki. Bunlara revize gelmişti biliyorsunuz. Statlar değişmese de pasif ve takım buff'ları değişmişti. Levin'e bakalım. Orta saha ve forvet olarak oynatabiliyorsunuz Levin'i. Mavi Münih oyuncusu 1231 stamina ile geliyor. 1300 küsür yapmamalarının bir nedeni var ama yine de yüksek bir stamina ile geliyor. Söyleyeceğim birazdan. 30.965 atak gücüyle geliyor. Üçü de 10.000 üzeri olan herhalde tek atak. Ben hatırlamıyorum. Level'ına başladı herhalde bu dönem. Yılbaşında tabii ki daha ileri gelecektir. Biraz daha belki yine idare edecektir ama biraz metadan az da olsa düşebilir. Defans kısmında kayması da intercept'i de gayet iyi arkadaşlar. Çok güzel top kaparsınız. Bir de kendisi şey olduğu için, staminanız azaldıkça moment arttığı için rahatlıkla böyle ileride top kapma için kullanabilirsiniz. Staminası azken çok daha fazla can yakacak çünkü. Fizik kısmında biraz düşük. Speed'i özellikle. Power 6628, teknik 7348. Highball, love ball normal olarak geliyor Levin. Bakalım başka ne var. Takım buff'ı non-Japon oyunculara %20 buff'ı var. İşte attack at the scene of a fire. Stamina azaldıkça özel hareketinin gücü moment artıyor arkadaşlar. Münih combination var Schneider'la. Verk açı 475 moment. Tabi bu daha fazla olacak, sebebini birazdan söyleyeceğim. Levin Rush şutu var, bunu değiştirebilirsiniz. A çalım ve A kayması var arkadaşlar.
Bond kısmında 3.5 Bond veriyor. 4 veya daha fazla non-Japon oyuncusu bulunanlara rahatlıkla alacağınız bir Bond. Takıma da 4 koruma sağlıyor. Matchup win bonusta bir kere kazanırsanız %5 statları artıyor. Evet, özel kombinasyonlu hareketlerde momentin %5 arttığını görüyoruz gücün. Bu da deminki Verkaş'ta ve bulursanız özellikle bende var o Levin. Dragon's Roar isimli şutu vardı. Schneider, Shaw ve Levin 3'ü 1 vuruyor. Bunun için de tabii takımınızda Fast Schneider ve Fast Shaw olursa çok çok iyi olur. O şut çok etkili olur arkadaşlar. Momenti de onun daha fazla, bir de %5 moment artacak. Çok daha sağlam, güçlü bir şut olur. Müller'i falan deşer geçer yani, onu söyleyeyim. Birçok kaleciye de gol atar. Sadece Wakashimazu'yu atamayabilir. Renkten dolayı ve yerden şutlarda Wakashimazu'nun statlarının artması nedeniyle. Forvet oynatırsanız, bir de orta saha olarak kullanırsanız, kale dibinden vurursanız belki Wakashimazu'ya da atar. Tenacity özelliği var. Özellikle stamina azken vurursanız Wakashimazu'ya da atabilir arkadaşlar. Bir veya üzeri stamina olduğu zaman özel hareket yapabiliyorsunuz. İstediği diriller 2 tane Levin görüyorsunuz. Bir tane Wakabayashi Genzo. Evet, Levin bu şekilde geliyor. Atmayı düşünüyor muyum? Hayır. Atacak mısın abi diyenler var. Atmayacağım arkadaşlar ya. Biriktireceğim. Biriktirmeye devam. Yılbaşına doğru ne kadar birikirse. Arada steplilere atabilirim. Çok iyi stepler gelirse. Garanti veriyor çünkü. Çünkü Fester'de garanti diye bir şey yok. O yüzden atmayı düşünmüyorum. Mesela sırf şöyle göstermelik bir tane beşlik atalım. Belki bakarsınız bir şey çıkar. Bunu da sırf öylesine attık, bakalım ne olacak. Saat kaç şu an? 18.01. Hadi be, şuradan da veriyormuş bir de şansımıza. Hop. Yok, vermedi. Yok, denemeyeceğim arkadaşlar. Belki dedim bir beşlikten gelir. Maksat matrak. Biraz matrak olsun, eğlence olsun, attık. Yok, gelmedi. 568'e düştük 573'ten. Sağlık olsun. Şimdi girelim şuraya. Burada 7 maçta ki skorlarınız hesaplanıyor. Ona göre elemelere devam edeceksiniz veya edemeyeceksiniz. Ben daha hiç oynamadım. Vakit bulamıyorum çünkü arkadaşlar. Umarım önümüzdeki günlerde bulurum. Şimdi burada verdiği ödüllere bakacağız. Ne yaparsanız ne ödül alıyorsunuz. Burada ilk 10'a girerseniz bunlar işte. Bunu gösteriyor zaten. 2500'e 5000 arasına girerseniz de 5 dB her halükarda cepte arkadaşlar. Burada önemli olan şunlar. Gollerde 30 gol atarsanız arkadaşlar 15 dB buradan alacaksınız. Diğer ödüller burada zaten. 20 gole 15 Black Ball. Maç olayına gelirsek ilk maçta 5 dB, 15 maç yaparsanız 15 Black Ball, 20 maç yaparsanız 10 dB. 15 buradan yani. 15 de buradan 30 dB etti. Win kısmına geldiğimizde 10 maç kazanırsanız 15 Black Ball, 20 maç kazanırsanız 20 dB veriyor. Totalde 50 dB alabilirsiniz. Bayağı bir kastırmanız lazım ama onu da söyleyeyim. Evet, şimdi maçımızı yapalım bakalım ne olacak. Ana takımımızda. Ne diyor? S30'du herhalde. A50, B50, C40. Kulüp efektleri kapalı, formasyon efektleri kapalı arkadaşlar. O yüzden formasyonda altınmış, gümüşmüş, bronzmuş önemli değil. Kulüp efektleri de kapalı. Son 20 maç, en iyi 7 maç. Haydi bakalım, bir tane Spectate kısmından da izleyebilirsiniz arkadaşlarınızı veya o sırada oynayan kişileri. Main team ana takımla oynayalım bakalım ne olacak. Rakibimizi bekliyoruz. Destek ve yorumlarınızı bekliyorum. Açıklamalarda diğer alt kanallarımın linkleri var. Tıklarsanız, abone olup destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Artık biliyorsunuz buraya sadece Tsubasa videoları atacağım uzun bir süre. Duruma göre, alt kanalların durumuna göre sadece Tsubasa videoları. Dream Team olur, Rise Up olur. Eski oyunların çoğunu çektim ama çekmediklerim var. Belki eski oyunlar olur zaman olursa, bulursam. Burada Tsubasa videoları olacak. Korku Gerilim kanalına, Aksiyon Macera kanalına, Oyun Eserim adı altında. Beklerim FIFA PES, işte yarış ve dövüş kanallarına da bekliyorum arkadaşlar desteklerinizi. Evet, geldi bakalım. Schneider olan 1330, bizden daha fazla gücü var. Bizde tabi ay sonu olduğu için Superstar'dan 4 yıldız Platinum'a düştük. Fırsat bulup oynarsak yine Superstar'a çıkmaya çalışacağız. 43 pontlu, gayet de kuvvetli 3-3-2-2 taktikli bir
Rakip geldi bakalım. Kaleye de Hernandez'i almış. Konnichiwa. Arjantin formasıyla karşımızda. İyi seyirler diliyorum herkese. Kayma yapmamın nedeni belki faul yapar diye. Pas kesmeyle zaten alamayacağız. 2-2 daha 4. Yapma ya. Orada oynuyor. Ne yapar? Seni geçse bu gelecek. Hayır, kaç yapsa, pas atsa. Büyük ihtimal çalım atacak. Zaten kaymayla da alamam ben bundan. Strong tackle'la alınmaz yani. Tamam. Cannavaro bir zahmet. Yapma ya. Oh Cannavaro ya. Sen de alamazsan yani. Ne yapar bu? Bunlar offside'da, bunlara pas atamaz. Ya şut çekecek ya da çalıma gidecek. Kayma yapacaktım aslında, hata yaptım biliyor musunuz? Elim yanlışlıkla bloğa gitti ya. Gerçekten kayma yapacaktım. Çok büyük bir hata yaptım ya. Neyse. Evet, bakıyoruz. Her türlü alırız diye düşünüyorum. Orada kayma yapacaktım. Nasıl elim bir anda bloğa gitti arkadaş ya. Oo, gol de attı. Engelledi, bravo Gozda. Ama korner hemen. Evet, kornere attı Atata bizim adamlar. Ne yapacaksın? Schneider'ı atabilir. Vursa. Vurdu. Çaprazdan gerçi momentinin azalmama özelliği var. Bozdayı bitirdik ya. Resmen Gozda'yı bitirdik yani. Yani alamazsa baba bir RNG olur. Çok büyük RNG olur. Bu kadar stat farkı. Full power'ı da bastım. Yani full powersız da çok rahat alması gerekirdi zaten. Nasıl ya? Allah Allah. Ben NATO'ya attım. Niye bu böyle yaptı? Kayma yapar mısın please? Kayma. Ya blokla alıyor abi ya. Keşke çalım yapsaymış. Ariel intercept'i ekledim arkadaşlar. Ama engelledi. Bu kötü oldu. Kaymayla alabilir miyiz? Bakmadım statları hiç ama.
Alma alırız. Alırız alırız. Alırız. Alpas. Seni geçsem. Maç yapabilmem lazım burada. Burada maç yapabilmem lazım. Hadi geç Natu. Bravo. Hemen vurmam lazım hemen. Hemen full power bitmeden. Umarım vurmuşumdur. Vurduk. Ama gümüş mü? Gümüş. Normalde gol olması lazım. Yerden vurduk. Havadan statları artıyor Hernandez'in. Ve AM orta sahayla vurduk. Forvetle de vurmadık. Forvet killer özelliği var Hernandez'in. Normalde Natu'nun atması lazım. Natu! İşte bu. İşte bu. Her türlü bu pası geçirecek. Sen beni geçsen. Geçersen geç abi ya, zamanı oynuyorum ya. Bravo be. Bravo. Şaşırttın beni Kals, çok şaşırttın şu an. Bir tane daha vuruyorum o zaman. Eskaza bir kritik atsam. Hadi Natu be. Haydi Natu. Haydi Natu. Bu sefer kurtardı tabii ki. E bitti zaten. Bitti. İlk yarı bitti yani. İyi ki bunun diğerini bulmamış. İkisi tam bela, ikisi bir olduğu zaman. İkinci yarıya bakalım ne olacak. İkinci yarı neler olacak göreceğiz. %43 az değil abi. Başlayalım hemen. Dur. Sağ tarafa aslında sola alabilirim. Kayma pas kesme var mı? Koymuş mu?
O zaman almama gerek yok. Bunda kayma var mı? Kayma yok. Pas kesme var. Kayma yok. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gençler. Üç üç bir üçe geçti arkadaşlar. Bizde başladı. Yürü be Tusu. Yürü be Tusu. Auto intercept mi? Ne yapacağım bakayım şimdi Aydır. Pas atsan. Germanic combination var. Sen beni geçsen, Michael geliyor. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacağım? Oradan vursan 41k her türlü tutarız. İstersen vur ya. Ne yapayım? İstersen vur. Vurdu. Biz de. Aslında bunu basmaya gerek yok ama full power bastım diye bunu basıyorum. Bu animasyonu bayağı seviyorum Makashi Mazu'nun bu kurtarışını. Bağıra da ya. Oş. Os. Os hocam os. 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 Geçirir misin? Auto intercept yapma ya. Uf Alberto ya. Alberto seni geçtik ama ya. Arkamızda kaldın ya. Ben de bunu anlamıyorum arkadaş ya. Hadi bakalım. Kızı. Engelle. Çok güzel. Çok güzel. Şuraya at abi. Gelme Gozza, hemen dibime geliverdi ya. Ne çabuk geldin ya. Natu'ya ataymışım keşke. Tüh. Natu'ya atıp Natu'yla vursaydım keşke. Full power'da varken. Rainbow mu geldi? Bolt. Uçur be. Uçur be.
Hem forvet killer hem de statları arttı. Bir de full power. Geri bana gelsin. Natu'ya gelsin. Helal be. Helal be. Bravo bravo. 2. Santana yüzümüzü kara çıkarmadı vallahi. Helal olsun. Boldu dağıtınca. Neyse maçı kazandık. 2-0 artık 2-1 olur mu olmaz mı bilmiyorum ama. Ooo Rainbow geldi. Bravo Tusu. Bravo. Adamsın. Riske girdim. Evet, şutu da çektik. Şutu da çektik. Kurtardı. Bize gel. Santana. Bakın şimdi. Vur gitsin. Kayma yap. Direkt blok yaptı ya. Kurtardı. Bize gel. Yok. Bitti arkadaşlar. Belki dedim Chester'la belli mi olur? Orta saha mavi. Momenti yüksek vuruyor. Belki o da Hernandez'e atar dedim ama İyi ki kayma yapsaydı. Şut giderdi kaleye. Evet başardık kazandık diyor. Vakashima Azu duyduğunuz üzere yine bağırıyor, höykürüyor. Yoşşatazo! Bağırıp duruyor işte karateci adam. Oo arka plan değişmiş. Şeyden dolayı tabi. 85 puanla başladık. İyidir. 5 DB deminki attığımız 5 DB'yi alalım. Evet ana menüye dönelim arkadaşlar. Ve videomuzu burada bitirelim. Alt kanallara da desteğinizi bekliyorum. Oyun eserim FIFA PES videolar gelecek. Aksiyon macera, korku gerilim, yarış ve dövüş kanallarına da abone olmanızı, destek vermenizi bekliyorum arkadaşlar. Ve olanlara da çok teşekkür ediyorum. Açıklamalarda linklerim mevcut. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Oyun Eserim kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team Tumuz ile devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda eşimin kanalı Ayfer'in Mutfağı kanalına da abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz.
Şimdiden abone olan, destek olan herkese çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.